Günaydın, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bu sesle açılışı yapmak istemezdim, kusura bakmayın. Sesim şu an robot gibi çıkıyor. Az önce uyandım, hemen yukarı çıktım. Ocak evine ve zaten kova hazırdı. Şu anda sobayı yakıyorum. Enisi kapatmayayım da biraz hava alsın. Annem ineklere bakmak için aşağı indi. Şu an saat 7'ye 10 falan geçiyor herhalde. Ve havada karanlık. Bugün güne erken başladık. Bazı günler maalesef böyle oluyor. Her günümüz aynı değil sonuçta. Ya bu sobanın da bu huyunu sevmiyorum. Böyle duman çıkarıyor. Altı da açık aslında da. Şu an duman çıkarmasının sebebi, soba kullananlar bilir, dolu olduğu için şuradan hava alsa, neyse biraz yansın, öyle kapatacağım. Güğümleri de zaten geceden koymuştuk buraya. Ilık su lazım hamur yoğururken. Bu yüzden bütün güğümler sobanın üzerinde. Un zaten hazır. Az sonra ben de buraya kahvaltı hazırlayacağım. Tamamdır, bu defa oldu. Soba artık tutaştı. Hafiften de artık odanın içi de ısınmaya başladı ve ben de hemen mutfakta patatesleri yıkadım, geldim. Toplamda 20 tane yıkadım. Çok fazla da yıkamak istemedim çünkü pide yapacağımız için fazla yenilmez diye düşündüm. Patatesleri atıyorum çünkü uşaktan Nazan abla geleceği için, onlar da böyle fırında patates seviyorlar. Şimdi saat 8.30'u geçti. Ben de mallardan yukarı çıktım. Kardelenim erkenden kalkıp da bana yardım etmesi bir o kadar iyi oldu ki. Ben aşağının malını maşadana baktım. O da buraya sofrayı hazırlamış. Daha doğrusu geceden zini hazırladı. Ama yanlış zini hazırlamış. Bir de yukarı çıkarırken zini kapıdan geçmeyince şılak zini süt dökülmüş. Kaseler batmış. Yeniden onları halletmiş. Dedim mayayı da çıkarıyor oda sıcacık dursun diye. Şu ortam çok güzel biliyor musun Kardelen? Evet. Takipçilerimiz diyecekler minderli kenarları. Ne güzel canlı bir renkte gözüküyor. Bir de güzelden ziyade sıcacık. Değil mi? Aynen. Sıra yatıp uyuyası var yani. Daha henüz şöyle göstereyim. Ayaklarımı çorap bile ne giymedim. Yenice yukarı çıktım. Üzerimi değiştirdim. Kardelen anne dedi çok yoruldum dedi. Azıcık solunga oturayım ben de dedi. İyi dedim ben de göstereyim. Bir de fırına patates atmış. Nereye annem? Şey, he şuna mı? Evet. Epey artmışsın iyi. Şunlar yanacak gibi olmuş. Nazan'a bak sevinecek Kardelen. Evet. Çayımız da kaynıyor. Şimdi bugün erkenden yola gidecek. Hafta sonu oldu mu sabahtan gidiyor. Geri iki gün akşamüstü gidiyor. Akşama doğru gidiyor yola. Kara bunlar şu oldu mu? Şu kaynamış herhalde. Bu kaynadığımı kenara çektim. Bu da öyle. Su lazım çünkü. Size rüyamı anlatayım. Sabaha kadar hiç uyanmadan 5.30'da uyandım. Ondan sonra yattım daldım. Hamur yoğurdum sürekli. Soğuk suyla yoğuruyorum. Çamaşır çitin üzerinde yoğuruyorum. Yani firtlendim ya ona. Evet. O şekilde. Ben de yıllarca her dönem okul açılacağı zaman o gecesi uyuyamazdım ve rüyamda da sürekli okula geç kalırdım. Bir türlü yetişemezdim. Fırtlandığımız için aynen, işte. Aynen, annemin de öyle olmuş işte. Biz sabaha karşı Kardelen annesini görmüş rüyasında. Evet. Sabahleyin damdan çıktım, onu anlatıyordu. Aşağıda hüzünlendim. Ama gerçekten ana baba tamam da seviliyor da, anne tamam babamı da seviyorum. Buradan yanlış anlayacaklar belki beni de ama ana daha bir başka oluyor ya. Ana özlemi. Bir de şu an çok şükür dedem sağ ama anneannem yanında olmadığı için bu da evet. Biraz yani ya ana evine gittin mi böyle kapıda karşılan oydu seni. Ondan evet. Yani bize daha bir yakın şeysinden insan özlüyor ya. Siz anneannemi tanısaydınız çok severdiniz. Şöyle ki çok neşeli bir insandı. Yani emin olun
bizim kameralarda çıkardı ve hep de el falan sallardı diye düşünüyorum. Hep konuşurdu. Ağlama anne, sen niye ağlıyorsun şimdi? Şimdi galiba başlayacağız artık Allah'ın izniyle. Şöyle sıcak suyumu yanımı koyayım, bunu ılıştıracağım. İlk önce oraya katmadan kardiyem tuzuna katayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşimiz rast gitsin, Allah'ın içine versin bereketini. Şöyle iki avuç katsam. Az daha katayım. Bu denk gelir buna. Şunu şuraya tuzumuzu koyalım. İlk önce suyunu katacağım, ılıştırıp. Yorumlarda da yazan olmuşmuş. Allah razı olsun. Haznesini ilk önce suyunu kat ki makine daha kolay çalışır diye. Bir heyecanlandım kardelenle. Neden ki? Zamanlardır etmiyoruz ya. Hamur yoğurmadığımız için mi yoksa ekmek için mi? Hamur yoğurmadığımız için. İlyen alayım gelen ben de. Şu Uğralık olacaktı. Karıştırırım o zaman, bilemem. Şu sofrayı da diğer halının üzerine geçireceğiz. Burada biraz orta yerde gibi oldu çünkü. Bunu bir de bundan çıkaracağız, hamuru yoğurduktan sonra. İşte o yani sıkıntı. Çıkarmasak bu götürken bu çok olur. Haznesi ağır ya. Aynen. Adamın kolunu kopardı. Hani uzak kaldı ya. Olsun olsun. Öyle olmaz bence. Un falan dökülüyor. Sen niye belini yoruyorsun ki? Gel dur. Şunu biraz belini çeker. Tut o zaman sen. Nasıl tuttum? Bir elimle fayda ne kadar olur bilmiyorum ama. Olur olur. İnşallah alır bu un. Alacak anne rahat. Ama suyla bilemem. Zaten bu 15 kiloluk. Bu un da o yok kokuda. Şu an sana bıraktım anne. Daha ben... Bir ön bir geri yaparken arkamda da unlar var. Mayayı unutmayalım. Bazı şey derim de mayayı da öyle katın. Karıştır kanı. Bakalım bismillah. Spatula getirmeyi de unutmuşuz. Akıla gelmedi. Benim koca kız işi başladı bak. Hamurum darmakladı, şimdi yoğurma işlemine geçti. Artık tekneden çıkaracağız. Ağır olduğu için bu şekilde ocak evine götüremeyiz. Yani yanlış söyledim, ekmek evine. Mecbur bu çıkacak içinden. Şöyle sanki kaldırdığında hepsi gelecekmiş gibi oluyor. Ama ekşi mayalı olduğu için zaten birbirini tutuyor sakız tamam gibi. Ya, daha ya. Aynen. Merhaba. Bırak baba sen, bırak. Yok, küçük. Olmaz. Biraz şurayı yan getirebilsem nasıl olur? Ay
Aydın'a getiremezsin, çok ağır. Öyle değil. He. Bu tekne var ya. He. Böyle yanılıyor. Böyle eğer olursa babam dediğim mantıkla. Getiriyor hadi. Ayarlayabileceksen. Dur bakalım. Evet, işin kolayını babam buldu. Kaldırdılar tekneyi. Dünya varmış diyor musun anne? Böyle olmazsa sen onu nasıl bakarsın? Akşama kadar yazdık, beli ağrırdı ya. İndir indir. İşte bu boşalttın ha bak. Maya ne kadar güzel koktu. Ekşi maya ya gale. Yufrundan alındı. Akşam yine onu ürettik. Taksiyi ben çeviriyorum. Şunu da şehit kardelen komple. Ne gibi anne? Örtün aç. Dur alam örtü versin alalım. Şarlat eden mi? Zekiye ben yapıyormuş ya öyle. Yok. Tabii ben hatırlamıyorum ama bana söylemişlerdi. Bizim ekmekten izleyeni yok. Unuttum vallahi ki. Valla yanmış. Çok... Tüh ya. Günlerden de bugün ekmek isteyecek yer kalmadı. Valla yanmış. Yapacak bir şey yok. Bir daha kızartırız. Güğün birini indirmedi. Güğünlük iş kalmadı değil mi? Anne. Hayır hayır. Al ufak ben içsin Emir abi. Kızım o en güzel orası. Şey, bunu Aydın getirmiş de ben iteye gidiyorum. Tekrar ekmek dilip artık yeniden kızartırız. Su da kaynıyor sürekli, onu da kenara çekin. Gülkün'e güvereyim dedim ama annem bildi. O gel, oradan gelsin dedi. Şunlar iyi oluyor. Benim verdim sofrası. Uzun olan mı? He? Şeyden getirdim. Evet. Uyuyacak kadar. Nasip olursa uyuyacak. Bir saat sonra falan mı gelir? Olur. Biz çayımız için. Bir delik mi? Bu hem ekmek aç hem pidelik aç. Az değil mi? Yeter mi? Bunun maşallah bereketinde pideden sonra 8-9 tane ekmeği olur bunun. Ne demek? 10 tane bile. Bu şimdi şeye kadar kabarcık kızım o. Şeye kadar o pide hamuru şu kadar nazdan küçük küçük avuç avuç olunuyor. Biz kendimiz ettiğimizde 2 ağız pide yapıyoruz yani. Ekmekler fazla kızarmadı ama getiremiyor de. Bak Nazan, patatesi yağacaksın. Ondan sonra tereyağı da içine süreceksin. Evet. Şöyle. Ha. Kafelerde şey oluyormuş ya, kumpir mi ne? Kumpir. Zavun da yaparsın. Aha bak bizimki farklı bir kumpir. Tuzu da ek tamam. Oldu bir kumpir. He. Çok lezzetli. Ben ya. Kabınla yemeği çok seviyorum. Ben de çok fazla soymuyorum. Evet, kahvaltımızı yaptıktan sonra şunu şuraya neler yaptık? Veren. Olur anne. Çünkü engel olmasın bize. Pırasa zaten bir akşam var hazırdı. Şimdi de ıspanağı yıkayıp hallettiler. Sıra geldi peynirlerine ve baharatlarına. Bulorcuk. Yarı yarıya bölelim de lorcuğuna peyniri. Hepsi bir yere gitmesin tabii. Aynen aynen. Lorcuklu sütten yapıldığı için bu daha lezzetli olur. Erise de içinde lezzet verir. Peynir de aynı şekilde olur ama peynirin de içinde gözlüsünüz olur. Hamurumuz da kabarmış gelmiş yani hemen oyalanmadan fırına gideceğiz. Allah'tan hepsi de hazırdı, geceden hazırladık ki bize zorluk olmadı. Hatice Hanım da makinenin haznesini yıkayıveriyor. Çıkaramadık çünkü eşim de uğraştı. Bu da peynir. Evet, hamurumuz gelmişti. Hemen apar topar. Zaten hazırlanmıştık. Aşağıya indik ve buraya geldik. Buraya hatırlarsınız bizim mısır ektiğimiz tarla. Şimdi de burada ekin ekilmiş. Benim de haberim yoktu. Açıkçası gelince öğrendim. Bunu yere değmesin annem. Ver. Şu elini. Nazan abla nerede? Burada. Vallahi öyle. Fatma Enge. Tamam. Aç bir bakalım. Ayşen hoş geldin. Ben Ayşen değilim ama. Hatice Alam'ın kızı. Benziyor muyum? Benziyor. Kim? Hatice Alam'ın. Selam söyle. Aleyküm selam. Götürüyorum. Olur, peynir. Valla midem ya.
İnsanın değişiklik canı istiyor ya. Değişiklikti ben mutlu edersin. Valla aynen aynen. Hatice lan gül. Dözeniyorlardı da beraber edem dedik. Cevizi ağacının yaprakları da dökülmüş. Şunları bilemedim. Kafamı kaldırınca gördüm. Adeta bir gül gibi altında da sanki meyvesi varmış gibi. O fırını bilmiyor. Çok garip. Hani şunu biliyor musun? Bak gül gibi. Vallahi hatta bilmiyorum. Gül. Şey mi ki? Bakın burada da minnoş minnoş kediler var. Aynı bizim ev gibi burası. Peki aa. Bu var bende. Bunu vermiştim. Getirdiğimiz şöyle tepside. Un var, işte yağ var, sofra bezi, ondan sonra merdaneler. Onları alt tarafa koyduk. Baharatlarını koyduk, rendelerini sadece yağ ve tuz konulmadı. Bu ıspanak, diğeri de pardon bu pırasa mı? Bu pırasa, diğer ıspanak. Üzerinde peynir olduğu için biraz seçemedim. Bu arada ateşimizde Halime yenge yaktı. Falan bile onu aramış, o da sağ olsun yakıvermiş. Zaten içindeki odun da o hazırlamıştı sanırım bildiğim kadarıyla. Ateş sonradan yakıldığı için fırının ısınması lazım. Bu yüzden bekliyoruz. Ve iyice ateşin her tarafa dağılması gerekiyormuş. Nazlan abla da böyle işleri sevdiği için hemen koyuluyor bakalım bir şeylerin başına. Aman deyin kendini de getirme ateşi onu. Onu da orta yere ver. Her tarafı. Ne zamandır yanmıyormuş fırın. Ha. Böyle bir güzelliği niye yapmıyor bu bozmuş kız valla. Evet artık fırın ısındı ve başlıyoruz bakalım. Maşallah iyi kabarmış ya. Güzel yoğurmuş. Ben bir daha yetmez bu diyordum, bir daha yapmayacak mıyız diyordum. Nazan'ın gözüne az gelmiş. Şimdi babaannem de geldi. Onu da hemen gelir gelmez işin başına geçirdik. Ben yaparım böyle işleri kızım, gücüm yettikten kere. Böyle işler bize. O evveli yaptık hep bunları. Gördük. Şu bezeler ideal sanırım. Şunlardan biraz alacaklar bu arada. Hava da güneşli olduğundan sinekler buraya hücum ettiler. Yenge oraya al, böyle mi bezin üstüne? Atam oraya mı atam? Buraya alacak mı? Nazan düzelt oraladım. Hadi bak. Şunlar büyük dedim değil mi kardeşim? Sanırım öyle yine de siz biliyorsunuz. Aşçıyız ya burada. Aşçıyız bezi öğrendiği gibi sanki hamur yetmeyecek gibi geliyor insanın gözüne. Ama bakın küçük küçük aldığımız için hamur bereketli. Az öğleyeyim de açarım ben onu. İyi ben koku öğreneyim. Anne halam koysun sen aç. Vallahi çok da küçük olmasın. Daha iyi diyoruz ya. Hadi bakalım güneşe karşı. İşte bu merdaneyle. Şey sen misin? Şeyse beyaz da dene olmuyorsa. Gerçi açılıyor da. Acele ettiğimiz için biz öyle geliyor. Açılmıyor. Efendim. Getirdik. Temiz mi peki? Karıştırdık onun yumuşasın. En sonunda da orada işlerini dolduracağız. Nazan abla da geçti işin başına. Annem de orada yiyor. Uzlaşmayayım mı? Tamam. Şimdi ben ilk defa yapıyorum. Şeye giderken hem de fırına giderken hem de hem asılınca kendi uzayacak ya onun için. Tamam. Kuru kuru olur diyor. Evet. Normal açacak. Halime yenge yıllardır her zaman yaptığından usta artık yani bir nevi bizim gözümüzde öyle. Allah razı olsun. Mehmet izin verdim valla. Niye vermeyeyim? Olsun canım. Çok sığırım ben onu. Fırının içine girip de yatacak Halime teyze. Olsun ama yaptırmayan yaptırmaz. Olsun ya. Çok sağ ol valla. Özelden de hep böyle yapılırdı. Aa, sıcak kayın ekmeği yiyorsun yanında sen yapıyorsun. He ben senin dediğin annem. Annem muradım varsa versin valla. Cümlemizin de versin.
şeyi pişecek. Ne kadar sevaba giriyor şimdi. Hamuru pişiriyorum. Epeydir yapmıyorum. Yoksa ekmeğin ağzını kapat. Yarın da sen şey. İyi bakalım. Sen sürekli yapıyor mu abla? Yapıyorum ya. Vallahi ne kadar güzel. Yapıyoruz. Piranga. Ne güzel işte. Sen biz ortakla şekil ortakla yapalım. Kesinlikle yapmamız yok. Lazım. Sen bunun ekmeğini yedin mi hiç durman lazım. Ya ben bunun tadını biliyorum. O yüzden durmuyorum yani. Kaç gündür gün sayıyordum ben. İki gün kaldı, üç gün kaldı. Evet, artık bu kadar açıldı. Daha fazla açmayacaklar sanırım. Tamam. İşlerini doldurmaya başlıyorlar. Bir şey de ondan sonra bir daha o bir şey derken bir daha yapacağız. Aldığı kadar yedin mi? İki kere pişiyordum da diyorum Halim. İki ağız pişiyordum. Ya onu ben ateşine, ateşine bakçı. Tabii alt ateşi bir şey ise evet, de. Ona göre. Kızardırsın, yalanı bıraksın. Evet. Altını pişirsin. Ben bunu kapattıydım. Niye gitti? Nereden çıktı yukarı? Ana kedi. He. Nerede kapattın? Yeri vardır bizim. Altını da kapatıyor. O da maşallah olmuş çok güzel ya. Ya. Bakın. Gri. Ne? Nazlı'nı seviyordun Ege. Ben bana bakayım kendini. Hadi Nazlı'nı kakaya da esin. Geçen bir daha bir bakayım. Kırsa da çok güzel görünüyor. Allah'ın yolu. Ben onu doğrasaydı da neler çektim biliyor musun? Haklısın tatlım. Artık fırının içi iyice kızmıştır. Az sonra bu odunları kenara çekecekler. Ben de 2 sene önce öğrendim. İlk defa o zaman görmüştüm. Pırasayı Nazan kendi malınız gibi yiyeceğiniz. Tamam. Bizim bahçeden. Onların bunlar. Bahçeden. Hatice Hanım diyor ki ben giden de diyor pırasaya gaza gele diyor. Hatice Hanım dedim sen gidip gelesin kadar dedim. Ekmek bize ekmeği verin dedim. O yıkanıp suyu sürünce de. Nazan dadına bak bakalım. Tuz katmadım. Eksik gelirse kadar. Nazan da diyor. Anne porosa pişiriverin. Gazını küçüklerinden çektim. Üstüne büzülecek. İşte biliyorum. Anne doğrucuklar ileriden sanki patates gibi görünüyor. Ağızda su dönüştü. Evet. Ben ağlı engelleyemiyorum. Bu da o evden olur. Ya olmasa peynir şey olur. Koydum. İçi bol oldu mu? Evet. Ben de öyle severim. Kuytuya geliyor. Hamur yoklar. Ben ekmek yedim. Vazgeçim. Çok bende. Bükmedin adamı. Yine balkonda. Aynı yolu gibi. Şimdi Halim'i ha, kapatmayı tarif ediyor. Böyle iyice bastır. Tamam. Açılmasın. Şöyle uçlarına getireceğim. Şöyle hadi. Nazan bir de burada Halime Bagi'nin fırında Sıcağın Hanım burada hiç pide yiyilmiyor yani. Neden? Sadece gözünden doyacaksın. Yok ben öyle doymam hiç. Ben yerim. Buna Halime inanmadım. Bize öyle dedi. Hiç yiyinmez dedi yani dedi Sıcağın Hanım dedi. Bakacaksın gözün doyacak dedi. Değil mi kardeşler? Evet. Güzel oldu. Oo, bana elini bağladın. Ya onu bana yapmayın. Oldu değil mi? Şöyle bastık. Tamam. Bir dahakine yapayım. Artık son. Babaanne seyre bakması iyi mi burada? Çok güzel kızım. Yenge öğreneceğim ben bu işi? Öğreneceğim yapacağım. Tamam. Yapacaksın. Allah şuna gitme senin değirmenin. Öğreniyorsun. Bastır korkma. Halime bak bastır. Hiç korkma. Hamur terbiye. Avrusunla yedireceksin. Şimdi üzerine aşılıyoruz. Yoğurdun içine sadece susamı kattım. Ekmeğin üzerinde çörek otlu yapacağız. Böyle kokuluca diye. Onunki ayrı. Babaanne sessizce konuşma kız ne anlatıyor? Bana tarif ediyor. O sanıyor ki babaannen şey kimse duymayacak. Aslında gürültüyü kimse duymuyor. Fısıltı çok net anlaşılıyor. Evet. Ucunu büzdeyim Nazan ablanın içi dökülecek. Nazan öğrendi galiba onu. Öğrendim. Her ay buradayım artık ben. Her ay burada olma. Yerin gibi fırın yap da beraber olam orada. Burada taşınca yenge arsan var, yerin var, imkanın var. Zamanlı olur o. Olur inşallah. İnşallah. Biz de Nazan'a gideriz. Ay inşallah. O zaman Halime ben de. Biz bu mahalleye mi çekileceğiz? Açıkta sen bizim mahalleye çekileceksin. Şey ettik ya susam içinde var. Tamam. İstiyorsan öyle seviyorsan. Yok fark etmez. Hani ben biliyorum bazen susam ekiliyor ya.
Siz içerisine mi koydunuz? Tahtanın başında ıslak bir nemli bez var. Onunla temizleniyor fırın. Zeveli yaşlı ama sön geliyor. Sön giymiş ismi. Süpürge değil, süpüremezsin tabii, süpürgene vurup bezi bağlasın. Sön giyiyor. İşin ezbeli zor kısmı bu zaten. Azıcık daha onun fırını geniş olur olsa. Ya yerim benim. Olsun, buna şükür. Olur. Yine bu kadar alık ihaleme hiç yoktan evinde. Siz bilerek mi küçük yaptınız? O yananları yere mi indiriyorduk? Yeri nasıl oluyordu? Unuttum. Ama tek duruyordu onda. Orada başında duracak mı? Ha, değil mi Halim abi? Duruyor değil mi onu? Ben kaçırdım. Ne? Anlamadım. Közler duruyordu değil mi hızlı orada? Açık buna indireceğiz. Şurada küçük bir kürek var. Ben aldım. Alın gelin mi? Nerede? Nerede? Kürek. Daha kürlerdedir. Bak kürek. Küçücük. Aha tamam. Şu. Yarım saplı mı? Evet. Tamam. Çilli çilli tavuklar var burada da. Şimdi uzatacağım ben böyle. Tamam, uzatacağım dikişi değsin diye. Şuraya birini alsak. Onu getireceğiz mi yanınıza? Uğur'a koyalım. Bana boğa verin şuraya. Ha, şuraya. Bu arada Uğur'a dediğimiz un. Sen şuraya İçinde koy, farklı bir şey yok. Ha, ama sadece böyle anlık şeyleri kullandığımız için Uğur'a deniliyor. Ha, uzattığımız için içini bol koyalım dedik. Bak böyle. Bizim köyün o kadar bölgede ne olmaz. Nasıl canımız istiyor öyle olur. Halime Ege, sen fırını yaptırmadan önce de bu şekilde koymayı falan biliyor muydun? Biliyordum. Yoksa zamanla mı öğrendin? Ben mi biliyordum? Bacılar, siz fırın yaptırmak istiyorsunuz. Kim koy verecek böyle? Vallahi bir koruz iki öğreniliyor ona. İki mi koyalım ben şu tarafa? İkimiz başına geçiyormuşuz. Yaparsınız siz ikiniz. Efendim. Ben ilk sefer böyle yapardım Halime teyzen gibi. Yapardım. Yapardım. Şöyle yere koydum küreği, dikme akma gelmemiş. Basıverdim, sapını kırdım. Allah, üzüldüm. Emmime götürdüm, çaktırdım tabii. Emmi de tabii marangoz. Marangoz emmim de. Üzüldüm ilk kez böyle, emme heyecanlandım ben de. Havaya dikeceğime yere uzadı vermişim küreği. Yere kürek konurmuş da cahillik. Bilir babaannen de bilir. Hep bası vermişim, kırmış işte. O yüzden de önce bilir. Kürekçi başını bulduk. Saymadık ama 4 tane pidemiz kaldı. 20 tane kesin girmiştir diye düşünüyorum. Girmiş. Halime'nin göre söyledi. Sadece orada var. Şunları biraz versek. Sayıyor şu an halde. Şu an ne yapıyoruz? Dikmeler çıkınca üzerine koyacağız. Evet. Kaç dakikada çıkıyor? Şuraya yarım saat olur mu? Güneyi de koy. Ben buraya getireyim. Ben tamam. Açırıyor bu evin ağzını. Zine? Senin üstüne koyacağım dostum. Onu kenara koyalım. Bunu her şeye tutturacak. Bunu sana vereyim. Bunu da yazılır. Güzel yazılır. İyiymiş valla. Ben açtım yine ama değsin. Şuradan açtım. Sen sonra kendinizi ilgilen şekilde. Şuradan kapatacak mısın? Kapatacağım. İyi olmuş. Tam 20 tane almış. İyi bari. 20'den fazla almıyor. Tabii ya, küçük kızım fırını da almış. Doğal gaz mı? Kızılca söğütlüler böyle. Su boru salı. Su boru, su boru. Kızılca söğütlüler dökmelere en oluyor. Bizimkinden ince uzun oluyor. Daha köylerde ekmek yapan daha çoktur. Bizim imkanımız fırın olduğu için kızım, köyde fazla yapılmıyor. Yok yok kızım yok. Bizim Bozkuş köyünün pek alışkanlığı yok haliyle. Daha köyünün nedenle ekmek şey sorun oluyor ya, millet ediyor. Her şey balkonunda varmış ondan. Fırın. Bizim yok mesela köyde. Ali mümkün değil sonra şunları nasıl? Şunları pişirmez mi ateşin? Bakacağız. Çünkü çıkmışım bilemem yani. Ben de şunu, onun yanına şunu da ekleriz diyeceğim. Bunları şey ederiz de çevir çevir. Pişiririz.
Ben yarım saat falan diyordum, bir de şaşkın gibi daha 10 dakika saat geçmeden almaya başladılar. Ay çok güzel koktu. Birimiz görüntü, birimiz koku. Çok güzel koktu. Allah Allah. Ben tereyağı getirdim. Nazlan ablan da uzun yok, zamandır böyle canı güzel istiyormuşmuş. İyi mi Peran? Bu iyi. Çevirme. İyi o zaman. 6 diye. Var mı 20? 2 tane. 20 2 tane daha var. Getir. İkisini bir koy. Artık pidelerin hepsini çıkardık. E maşallah çok güzeller. Daha bir o kadar olacağımız var, pırasamız, bir de ıspanak var. Bu posta evet girerse bu 20 tane şimdi bezelenmiş. 20 tane geliyor. Girmez o 20. O girmez, ıspanak var. Herhalde bir dakika. Ispanak pırasa kadar şey değil, bereketli değil. O ölecek, kabaracak ya, pırasa ölmüyor ya. O da çok lezzetli. Başka şimdi de sıra geldi ıspanaklığı karıştırmaya. Ki ıspanak mı? Ölüverir daha, buzu da girmedi ya. Yine fırında ateş var. Fırın tekrardan kızması için. Ve yine tekrardan açtık. Atayım mı? Azıcık daha demdeki gibi göz gezdir öyle de. Ispanak şeydir. Yeterli mi? Tat bakalım Nazan. Karıştırdım iyice hem de. Ya ben çok tuzlu yerim. O yüzden bana şey yapmayın. Şimdi pidelerin tadına baktınız. Biraz mideler doydu. Sessiz oldunuz değil mi? Aynen. Demin pide pide diyordunuz. Şimdi kimseden ses çıkmıyor. Tekrar Halime yenge fırını süpürdü. Şimdi şöyle kapatmıştık. Annem de haşılarını sürüyor. Hatta beli ağrımış sanırım. Bir eli de bir eli de. Valla öyle ağrıdı. Kız ben alıverim. Sen açıklayayım. Dikilirken bir şey olmaz. Böyle yeğliyorum ya. Ay korktu. Ya. Ben sana yeri değiştireyim. Söpürü atıverim. Otur sen atıcala. Ben yapayım mı? Ben yapabilir miyim? Aa, uzatman sen lazım. Keşke bir de sen bunun ölçüsünü al gel. Ne sen ya? Sıraya inendi. Özlemişim bir fırın şeysi görmeye. Erkan dediler bak şey yapayım. Yok yok Erkan, ben mi yandayım. Kanka bir vurun Allah korusun. Elimi ne şey ediyorsun? Gir babaanne gir. İnşallah. Fasıldamış açık. Eşiş. Paslasın. Şuraya yapıştı Hatice'm. Dur orada bastırmadı. Bir şey geldi. Onu uzatacağım herhalde. Ben alıveren geçer. Gelin kızımız güzel yoğurur. Geçsin. Öğretmişsin sen beni. Evet. Hamur yoğurtmaya falan gelini. Yengelini hamura girer mi? Getir ama birinde bir tane kal. Getirme yok. Yer yok. Yer kalmamış anne. Şimdi Korkan ona bir senin de ye bence. Halime bana mı? Ben yedim. Ha, yeniden şey derim. Ispanak yerim. Değiştirelim beni. Hepsi değil mi? Burası daha lezzetli. Şurası güzel. Ben hepsini severim. Haydi beğenmiş, beğenmişmiş. Ispanakları da çıkaracağız şimdi. Bu arada haşhaşlı pide yapacağız. Onun da bezesi büyük oluyor. Kocaman duruyor mu? Neredeyse 20 metre vardı. Kestim ona, ben doğru öğrendim. Nazlı bak. Olmadı. Haşhaşlı katmer gibi mi yapacaksınız? Pide olacak. Haşhaşlı pide. Bu da sivri olur. Böyle uzadırsın da. Öyle şey edersin, katlarsın. Açık bir istersin. Orayı kaçık. Nerede orada? Dördü olmasın. İyi tamam. Kuşma yedem de. He. Bakalım katılıyor. Önce haşhaşlı şeydim, açalım onu. Ben açayım şurada ya da. Şuraya biriniz gelin de. Ah. Ben çıkarıyorum. Anne, çekeceğim kartını. Kim? Ben alayım. Açıklayayım ben ya. Nazan. Kim alabilecek? Kim alsın ben? Nazan alabilir. Hayırlısı. Hadi bakalım. Onun arasında karıştırmayacağım. Kırasalarla şey karışmasın. Dur bunu koyalım, onun üstüne ıspanakları koyalım. Bir kısmı şeydi, pırasaydı. Dur sen. Biliriz onu. Sen üstünü koy bunun ağza. Koy. Ha, üzerinde pideleri koyuyor. Evet o şey, Peral. Hadi. Bir keç pide. Bir tane var. Aha. Aha. Bunu koyalım. Bunun önüme bak. Nazan dur kenarda. Nazan al bir de.
bir de koptu, altısı olmuş. Böyle zanda okunuyor. Yine de erken bitirdik gibi ya. Erken oldu ama. Evet. Bunlar da haşhaşlı pide için. Az olduğundan haşhaş yani. Bu yüzden 3 tane yapacaklar. 10 filan girecek. Harika. 10 filan girecek. 8 falan olur herhalde. 8 döktür şey. Şunun mu? Ben de bunları açayım. Yetmezse. Ayla Rengi'nin ablası var. Hemen yan taraftaki evde duruyor. O da Ayla Rengi'dir. Vallahi sağ olsun bize. Çay az getirelim. Önce hangi ismi kullandım şu an karıştırdım. Ayla dedim. Neyse. Halime teyzenin. Aynen. Halime Rengi'nin ablası diyecektim. Ocak sahibi. Halime büyük Ayla. Evet. Yani. Neyse işte o da bize çay demlemiş. Yazık, bir de yanında bisküvit konfet koymuş. Burada zaten pide yeniliyor. Açtın ateş. Açtım. Son bir tane kaldı değil mi Nazan? Evet. Ya şunu hepsini doldurayım mı ki? Doldur yani? Doldur sen. Alır o çünkü şöyle ettireydim, sektireydim mi? Almayacağız, küçük yaparız. Bir tane daha yapalım ya, fazla çıksın. He? Fazla çıksın. İyi tamam, bir tane daha. Bunu da almazsa şu olur. Bir de beklersiniz. 4, 6, 8, 10, ben haşhaşları göstereceğim. Her bir haşhaşlar var. Haşhaşlar da var ya. Ay önümdeki şeyi görmemiş heyecandan ya. Bunu tekrar açacağız bu arada. Ne bileyim ben? Eskişehir. Aa onu ben dikmişim de 20 sene evvel mesela, kaç sene evvel bu mendilinde tohum şey yapmışım. Tohum koymuşum. Mendilinde mavi bir şey pek güzelmiş. Şimdi haşhaşlar da fırından çıkıyor. Ay bu da daha bir değişik koktu. Ama yemeyeceğim artık. Çünkü her an patlayabilirim. Söz veriyorum. Yemeyeceğim. Pide fasılı bitti artık. Şimdi de sıra ekmeklerde. Üşbeze çıkmış bile bakalım. Fırını dolduracağız herhalde. 9-10 tane çıkar gibi görünüyor. Sizlere 9-10 tane ekmek çıkacak demiştim ama tutturamadım. Hamurlayan da çok gibiydi. Senince annem spatulayı bastırınca hamur azalıyor. 8 tane ekmek çıktı bakalım. Kaç? 8 tane. Ben mi yanlış söylüyorum? Evet. Haşhaşlı olmasaydı mesela 9 tane garanti çıkardım. Aynen. Bu arada bunlar üzerine örteceğiz. Ondan sonra burada yer hamuru alacakmış. Bekleyeceğiz. Yine zaten fırında odunlar var. Kaç. Bu fırının ayarını bilmezsen, istersen en mükemmel fırının olsun. Bence büyüğün bilmesi lazım. Evet, ekmekler biraz bu şekilde ört altında bekledikten sonra artık fırında yerlerini alacaklar. Ta akşam üzeri ikindi vaktinden sonra nasip olursa ekmekleri almak için geliriz. O zamana kadar anca pişerler. Başlayayım mı? Dur. Toplamadan bu. Hamur güzel. Al dur. Azıcık su katsak olur mu kalima babam? Yine çörek otu da şuradan. Su batırıyor gayrına. Şık şık şık. Getir Nazan. Fazla yaklaşmıyorum çünkü yakışıklı olsun. Tehlikeli. Allah Allah.
Yakışıklı olsun derken anne gördük yakışıklıyı. Annemin işleri ya vallahi. Hayır, Halim ama da boyayamadım demedi. Boyayamadım. Derdi de suçlu ben oldum şimdi. Altına gitmiş. Görüyorsunuz bak bizim usta hamuru boyamadı. Şeyden adını da bilsem. Söngiye, hayır. Kürek. Kürek. Söngiye, burası kürek, kardeler. Neyse olur o kadarlık ya, anca öğreniyoruz. Güzel olsun dedim ya. Değil mi? Ben de çok beğeniyorum. Aynen. Şimdi nasip olursa 2 saat sonra falan pişerler. 1,5. 1,5 saat. Evet. Ben bakarım, telefon ediverim size. Tamam. Siz pişince gideceksiniz değil mi Nazım? Evet evet. Size ederim artık. Tamam. Ona ekmek vermeyeceğiz biz. Yapmayın. Pideli yeter ona. Ama bir an şöyle baktım ya. İnandı bir anda. Bir hakkı değil mi kardeler? Evet. Bir yapmayın artık oğlum. Hadi ilk olsun acıdık. Tamam. Evet, biz güneşi görünce çiller çıkar, ekmekler de sıcağı görünce hemen çilledi. Fazla yaklaşamıyorum ama şöyle yakınlaştırırsam net görünüyor. Az sonra bu fırın önünü kapatacağız. Tabii ki ben böyle çoğul olarak konuşuyorum ama yapan Halime yenge. Evet, çıkaran, katan. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ama güzel oldu ya. Yani. Kapağını kapatacağız değil mi biz bunun? Ben durma bera işe vere. Ha. Daha tüm de kapak kapatıyorlardı oraya. Gör. Sefamız olsun vallahi çok güzel. Değil mi? Yorulduk yorulduğumuzda değdi. Aynen. Ben içinden kahveyi geçirdiydim. Nazan abası kardelen dedi. Bir aferesin iyi olur dedi. Diyecekmişmiş. Demedi. Ha, diyecek miyim? Aynen. Evet. Diyecektim sen benden önce dedin. Kardelen o kadar diyor, yapıyorum diyor. Yeri göre aşağı indirip geliyor. Hiç dökülmüyor. Bugün bu çatıya çıkarken heyecanlanmış herhalde. Bunları da Allah razı olsun. Bilge abla Fatma yenge'nin kızı bize Nazan komşunun hediye almış. Ha, güzel ama. İkişer tane. Her sene bizi böyle unutmazlar getiriverirler. Biz içerken onları anıyoruz. Cennet elmalarımızdan yıkadık. Aslında Nazan bunu var böyle yağıracaksın yavrucağızın. Şimdi el guat yorulmuş bilekler. İçinde cevizi böyle koyuyorsun. Istır ıstır yiyorsun. Galiba bunda ceviz olmuyor yesin. Galiba olmuyor yesin. Hatice lan doğruladı takıldı. Fırın sahiplerinin yanında oturak olacak. Biz de yerde oturak koyalım dedik. Kahveyi kaçırdım. Belki orada çayını kahvesini içmiş sırada. Ben şimdi fırına geldik. Değil mi? Ve şimdi bu arada 2 saat sonra yok. Geldik. 2 saat olmuştur anne. 2 saate geldi anne. Öyle mi? Evet. Ben 1 saat dedim anne. Yok ya. Yok. Bunu içerisine mi döşeceğiz? He, dur bak şu Selim abla biliyordur da beni göstereyim. Biliyor Halim yengede. Bakın şimdi. Şey gibi oldu. Çırak usta gelmeden iş başına geçti. Gösteren dedim ekmekleri dedim. Bak Nazan yavrucağız. Çok güzel olmuş ya. Alacağız mı Halim abla mı? Al al. Bakayım. Şunu ilk önce şöyle göstermek of, istiyorum. Aç vereyim. Sen de elime tutmuşum. Annen gitmiş yani. Daha yeni geldi ya. Bayağı oturdu. Yormadım ya. Yok yok bayağı oturdu. Hemen bir çamaşır falan ayarladım. Hakikaten çok güzel. Değil mi kardeşim? Hı hı. Senin de eline sağlık Halime yenge. Çok teşekkür ederiz. Bize o kadar yardımcı oldun. Ne kadar komşulukta o kadar yardımcı oldun. Öyle de. Yine de senin vallahi hakkın ödenmez. Siz de öyle alın. Akşama kadar bizimleydin. Alayım mı? Al bakalım lazım. Alır mı biraz? Bana alır geldi Halime. Bu alır. Alır mı? He bak bakalım bir. Aynı ya. Aynı mı? Açık. Ben bileyim, alamadım ben onu. Açık alır. Şurası pişmemiş. Dursa bir sıkıntı olur mu? Sonra olmaz almaya gelsin. Olmaz da sonra şey dersiniz. Şey mi? Uç kısmını kessek içi pişmiş midir? Burası iş olmuş. Hamur gibi. Hmm. Ama sıcaklıktan da olur da hani acık alır bunlara nazara. Neyden? Durgosun mu? Bilmem ne içi. Durgosun mu? Geleceksiniz mi? Kardeşim gelir. Geliriz ya. 2 dakikalık yol. Kuzu gelin fırına da koy verin ya.
Ha, siz yapıyorsun. He? Olur mu anne yukarını fırında koyuversek? Hayır, yine yapmamız mı siz? Yakıyoruz. Aşağı mı fırının bir tanesi? Fırın dar da sığmaz, ondan dedim. Uzun elin ha? He, aynen. Yukarıdaki küçük şey ağzı içine ha, girme. Evdeki olur ama. Bitti mi? Ya duş kısmını alıveriz ya ağırlığını şeysinden. Şu tarafı mı diyorsun sen ama? Şurası. Ha, şurası. Evet. O niye oldu öyle? Asıl güzel yanan. Dipten aldım ben onu. Güzel yanan yedi, orantıydı. Hayır, ta dipteydi dedim bu. İyi bakan bakın daha öyle demedim. Şimdi bir ekmeğe nasıl geçecek? Sadece şurası bak. Bak şurası şey, pişik şurası. İyi orayı da alıverirler ya. Yani. Çünkü kapağını örtmedin mi bu şey? İyi fark etmez kızım. Hiç fark etmez. Halim abla sağ ol bakalım. Çok teşekkür ederim. Demin çatıda oturkana ışık, aman ateş gördüm, gara duman dedim ki Allah korusun. Nerede? Dedim Halim abla dedim. Yok kız o kadar panik olmaz. Allah. Çok paniktir o. Aynen. Allah Allah. Vallahi biri yani ateş yakmış yüksek ihtimalle onu gördük. Hadi sağ ol bakalım Halim abla. Çok teşekkürler. Ha, elimiz elde götürürüz ya Hana Hazan'dan ikimiz. İyi hadi bakalım. Hadi görüşürüz bakalım. Hadi çok teşekkürler. Oldu mu? Tamam tamam. Hadi. Çıkardık ekmekleri yukarıya. Şimdi sıcak olduğu için yan yana onları annem dizecek. Sabahtan hamuru uyuttuk. Şimdi de ekmekleri uyutacağız. Bir ekmeğinden akşam ettik bu. Öyle. Sercan'ın neden erken gidiyoruz diyordu. Anca yetişiyor. Evet. Hiç oyalanmadık ama direkt bir işe başladık. Naylon solduğundan. Evet. Kapı öyle altını üstünü siliyoruz ki unlu kısması gitsin diye. Ekmek yusvarlak olmuş. Elindeki de aynı şekilde. Evet, artık bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın diyoruz. Hemen mallara inmek lazım.